Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bit Pazarından almış olduğum toplu bir alışveriş paketini açacağız ve tamiratını yapacağız. Hemen şöyle poşetimi getireyim yavaştan, yalnız bu sefer çok dolu. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz, bir poşet dolusu. İçi bile kapattım poşetle. Yavaş yavaş çıkartacağız. Öncelikle şöyle sürpriz olsun. 18.650'lerden oluşan 11.1 voltluk 6000 mAh bir batarya, 5 saatte şarj oluyormuş, 300 saatte çalışma ömrü gösteriyor yani. Öyle bir özelliği var. Bu bir cihazın farklı, içindeki bir cihazın şeyi. Ondan sonra şöyle bir arkadaşımız var. Bunu bilen arkadaşlar vardır. Buna projektör saat diyorlar arkadaşlar. Şuralarda pil diyorlar var, takıyorsunuz. On-off tuşumuz tabii ki var. Ve şu ayaklar var ya, bakın. Ses geliyordur herhalde. Bunlar böyle koyup vurduğunuzda burada saati duvarınıza yansıtıyor ya da tavana, artık nereye yansıtıyorsa. Tavana yansıtıyor yani, yukarıda ne varsa artık oraya yansıtıyor. Bu arada fiyatlarını söyleyeyim. Şunu 2 TL'ye aldım. Bunun fiyatını da söylemeyeceğim. Birazdan ortaya çıkınca bütün alet öyle söyleyeceğim. Sürpriz olsun. Şunu da çıkartalım. Arkadaşlar şöyle Bluetooth bir saatimiz var. Bluetooth saat dedim ya. Bluetooth kulaklığımız var, pardon. Bu kulaklığımızın bir tanesi bozuk. Ben orada denedim de zaten. Şu bozuktu. Bağladım. 4 TL'ye aldım şunu. Bunu tamir edeceğiz birazdan. Şu arkadaş değiştireceğiz. Zaten kafası da dönüyor yani, şöyle baksanıza. Cyborg gibi. Kablo gitmiş. Bunu değiştireceğiz. Onun dışında hemen devam ederekten en büyük parçamızı, en pahalı parçamızı çıkartacağız arkadaşlar. Evet, şu an farkındayım nasıl gözüktüğünün. Ne olduğunu kimse anlamamış olabilir. En azından fotoğrafçı olmayan bir arkadaş anlamamıştır yani. Ben de çünkü araştırarak öğrendim. Cıvatalar falan dursun da. Onları hep bir yana. Şöyle bir de aynası var yanında. Bu devre. Bunu yoldan buldum gelirken ya. Bunda ledler falan var, kullanırız diye. Bunun bununla alakası yok yani. Şimdi arkadaşlar şunların hepsini bir çekelim önümüze. Şunlar falan bir çekelim. Bunlar birazdan tamir olacak. Şimdi bunlar sonra. Onlar az birazdan. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bu gördüğünüz üründe. Yani nasıl anlatayım? Hemen geleceğim, bekleyin siz bir. Işığı güçlendireyim de. Tekrardan geldim arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber makinemize devam edelim. Arkadaşlar makinemizi daha demin biraz ayırdım. Video çok uzun sürmesin diye. Bu makinemiz arkadaşlar para flash diyorlar. Fotoğrafçı arkadaşlar bilir, para flash. Hani bu bir anda gözünüzü kör eden bu ışık patlıyor ya fotoğrafçılar, doğru. Arkadaşlar makine, internetten baktığım fiyatlarını söyleyeyim ben size. Bu makinenin ikinci el fiyatı 3,5 milyardan başlıyor. Profesyonel bir modelmiş. Onu öğrendim. Tek fotoğrafçının birine sormuştum. Modelin o da bilmiyor pek de. Yani 3,5 milyardan başlar ama bunlar genellikle dedi. Onun dışında fiyatı 4,5-5 milyar falan uçuyor yani, fiyatları çok pahalı makine. Büyük ihtimalle daha önce bunu alan arkadaş yani Bit Pazar'daki abi büyük ihtimalle söktü bunun içinde ne var ne yok anlamaya çalıştı. Pahalı bir makine olduğunu belki biliyordu, belki bilmiyordu. Şimdi gelelim arkadaşlar parçalarımıza. Şöyle bir alüminyum kap bekledi bizi burada. Burada 13-10-18 yazıyor. Yok 12 yok, pardon. 12-10-18 yazıyor herhalde. Tamirat tarihi falan daha önce tamir edilmiş olabilir bu makine. Şurada şöyle bak gözüküyordur. Şöyle kamera netledi, zaten görmüşsünüzdür umarım. Karşımızda bizi bir tane ayna bekliyor ve aynamız yani özel güzel bir ayna. Böyle full alüminyum gibi bir malzeme. Alüminyum büyük ihtimalle, zaten %90 ihtimalle. Tam alüminyum değil de böyle biraz alüminyum, biraz başka malzeme kullanılmış gibi. Krom kaplama gibi içi de zaten. Şurada bizi bir lambamız bekliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bildiğin lamba, hiç farkı yok normal yani, bildiğimiz lamba. Takalım bunu da yerine. Arkadaşlar şöyle yavaştan sökelim makinemizi. Evet. Bu da diğer bir dış katman diyeyim artık. Dış korumanın bir parçası. Alüminyum bu da yine. Yani ağır gibi duruyor ama yani öyle çok bir ağırlığı yok. Ele gelen bir parça. Burada on-off tuşumuz var hemen altında. Yer alan. Ama bakın yani şu kablolar falan çok sağlam kablolar, onu söyleyeyim yani. Şöyle anlatayım. Hani böyle Çin kablosu değil. Yani elinize aldığınızda böyle hissediyorsunuz o. Bu büyük ihtimalle ısıya da dayanıklı. Çünkü bir anda bu patlama yapıyor büyük ihtimalle. Şurada lambası oluyor normalde bunların. İnternetten baktım fiyatına. 450 TL falan lambası bunun. Ben almak istemedim. Neden dersin? Makinenin çalışmadı kesin değil. Ben bunu alırım şimdi, tamir ederim eyvallah da. Alan olur, almayan olur. Ve benim elimde kalma ihtimalini göze almadığım için ben bunu başka projelerde kullanmak için sökmeye karar verdim. Dediğim gibi kablosu bu arada kaliteli, ben mevzu biraz değiştirdim ama. Zaten tuşu da yani kaliteli. Çifte tuş kullanmışlar.
Yani üstten büyük büyük geçtiği belli. Onun dışında arkadaşlar direkt şöyle gelelim. Şöyle. Ha bu arada ben bataryasını göstermeyi unuttum size. Onu da bir saniye bulacağım. Bu arada şu da parçası. Bu da plastik parça. Metal değil bu seferki. Yalnız şöyle bir şey var makinemizde. Ne kadar yüksek güç üretiyor derseniz. Birazdan zaten çalıştıracağım. Siz de çalışınca tam voltajı görün istiyorum. Nereye gitti bunun bataryasını arıyorum şu anda. Ben şu bataryayı bulup geleceğim, sizi bekliyorum. Arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bataryamızı inceleyelim bir. Arkadaşlar lityum iyon bir bataryamız var. 18.650'lerden 9 tane var herhalde içinde, aynen. Öyle yazıyor çünkü. Normal voltajımız 11.1 volt. Normal kapasitemiz, pil kapasitemiz yani 6000 miliamper. Yani çok yüksek. Şarj süresi 5 saat yazıyor burada. 0 ila 45 derece arasında çalışabiliyormuş. Cycle life yani batarya ömrü büyük ihtimalle 300 times. Yani bu artık 300 times, 300 saat mi demek, başka bir şey mi demek bilmiyorum. Yani bataryamızda da şöyle güzel, yani ben söyleyeyim bu sırf şu bataryayı satsam herhalde bundan daha pahalı yapar. Yani aldığım fiyattan da kurtarırım. Çünkü bataryanın tanesi genellikle 20-25 lira bu pillerin tanesi. Ve bu piller cidden kaliteli büyük ihtimalle. Çünkü ya böyle biraz şey duruyor yani, sağlam. Ölçümlerini de yapmıştım daha önce, hatta birazdan yine yapayım. Ben bir voltmetre getireceğim zaten. Önce bunu sökeyim de bir. Yavaştan sökelim. Ölçümlerini beraber yapacağız siz de beraber. Arkadaşlar bu makinemizde nasıl desem bayağı bir sistem var ya. Şöyle arka tarafını göstereyim vardı. Göstermemiş olmayayım. Şurada model tuşumuz var. Üstünde fener işareti var. Şöyle gözüküyordur kamerada ışıktan yansıyınca. Burada test var. Büyük ihtimalle o patlamayı yapan. Şunları bilmiyorum. On dip yazıyor. On dip falan. Görünüyor kamerada şu an. Yukarı aşağı iniyorlar. 1, 2, 3, 4. Bilmiyorum ne işe yaradıklarını, yalan söylemeyeyim. O yüzden pek kurcalamak da istemiyorum. Şurada down var. Yani alçaltma. Up var. Yükseltme. Yani yükseltme, alçaltma. Büyük ihtimalle flash'ın patlama etkisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ki zaten büyük ihtimalle onun etkili. Şurada menü tuşumuz var. Ve burada da bataryamızın kapasitesini gösterecek sistem var. Bu SYNC denen bir yer var. Bu da büyük ihtimalle kameralarda falan hani takıyorlar ya buraya, soket var. Yani soketi takıyorsunuz elinize falan, böyle tuşu var herhalde, basınca patlatıyor falan, öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Bluetooth'la falan bağlandığını pek zannetmiyorum makinenin. Şimdi yavaştan sökelim arkadaşlar makinemizi. Şimdi ben tornavida bunu nereye attım? Ha, buradaymış, çok da uzak değilmiş. Arkadaşlar şimdi evet şurada bir bak daha baştan gittik. Şurayı görüyor musunuz? Kablolar kopmuş, bir tanesi duruyor sadece. Bu büyük ihtimalle şu flash'ı kontrol eden. Şurada da çok güzel bir sarım var. Büyük ihtimalle bobin sarımı bu ama çok güzel duruyor ya. Nasıl sökesim geldi şu an onu anlatamam. Arkadaşlar şuralarda görüyorsunuz. Şu dirsekler var. İçi metal kaplı dirsekler. Bunların yanından da civatalar var. Şuradan şöyle sökelim yavaştan. Bu arada teknik özelliklerine geçmem gerekirse birazdan anlatacağım. Ben bunu 20 TL mi 25 TL mi o civarda bir şey aldım yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorum veya o civarda bir şey de tam hatırlamıyorum. Çünkü başka ürünlerden aldığım için. Ve sizin daha demin izlediğiniz videodan sonra ben bunu mecburen bir daha çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü geçen video biraz nasıl desem, kayıtlar sıkıntılıydı. Ve biraz kötü olduğunu karar verdiğim için tekrar çekme kararı aldım. O yüzden bu hale getirdim yani makineyi. Siz için aslında bu kaydın yani birincisini diyorsunuz. Burada da aynı sistem var bakın. Demek bu bayağı makine yani. Aha. Direkt geldi. Evet ekranımız direkt geldi. Bu arada arkadaki ışık sürekli değişiyor. Bir gidiyor bir geliyor falan, bir şeyler var. Lambadasında sıkıntı var herhalde. Onu halledeceğim yakın zamanda inşallah. Evet bu yuvarlanıp gidiyor. Bu dediğimiz gibi işte soketlerimiz. Şunlar duyuyorsun sesini. Bunlar da sisteme bağlı yani büyük ihtimalle devre bir arada tutsun diye yapılmış bir sistem. Arkadaşlar şimdi makinenin çalışma prensibini ben size anlatmak istiyorum hemen. Şurada iki tane MOSFET'imiz var. Yani MOSFET'ler görüyorsunuz. Burada iki adet trafomuz, bir tane de kapasitörümüz var. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu besleme yapıyor. Ya yani besleme derken kesin şekilde besleme yapıyor. Bu arkadaşlar yüksek voltaj üretip bu arkadaşlar iletiyor. Bu arkadaşlar ise elektriği içinde tutarak biz test yani çalıştırdığımızda tek seferde yükseltiyor. Yani bir anlık flash etkisinin yıldırım gibi aslında mantıken. Yüksek elektriği depoladıktan sonra tek de vuruyor. Anlatabilmişim umarım. Bu coil gun diye silahlı var. Yani coil gun diye yazılan silahlar var. Onlar da aynı sistemle çalışıyor zaten. Aslında bir nevi çakmak çıtı gibi de diyebiliriz. Yani tek de basıyorsun patlıyor ya. Aynı mantıkta.
Bunlar da yani cidden çok kuvvetli. Şimdi bu kısmı inceleme gelelim. Şunu sökelim. Zaten bir işimize yaramayacak şimdi. Burası sökülük. Bunu sökmeye gerek yok. Bu dursun ya. Arkadaşlar toplamda 5 adet büyük bir tane de küçük kapasitör var üstünde. Yani sırf şu kısımda. C5 model zaten potaflash yazıyor. Ben bunu internette şu yazıyı gördükten sonra araştırdım. Potaflash yazıyordu. Ben bunu araştırdım yani biraz. Bu kadar yüksek neyde kullanılabiliyor diye tahmin etmiştim zaten ama. Araştırdıktan sonra paraflash olduğunu öğrendim. Oradan araştırdım falan filan feşmekan. Öyle bir mevzu döndü. 1800 mikrofarad ve 600 pardon 600 diyorum 360 volt büyük ihtimalle bu birimi olarak yazmışlar. Watt yani volt birimi olarak yazmaya çalışmışlar. Bu arkadaş bu makinenin pahalı olmasının sebebi yani şu sırf şurası yarım kilo çeker. Öyle bir ağırlığı var. Şurada görüyorsunuz ben daha önce bir deneme yapmıştım. Değdirme yaptım. Kaç volt ürettiğini bilmiyordum. Bir denedim. Kaynak yaparsınız. O kadar rahat söylüyorum. Kaynak yaptırır yani insana. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben bunu çalıştırmaya çalışacağım makinemizi. Önce kablo bağlantılarımızı yapalım. Arkadaşlar şurada artı eksi kablo var görüyorsunuz. Şurada şöyle. Makinemiz netlerse netledi. Şu arkadaşımız. Bu büyük ihtimalle bunun ledini ve elektrik sistemini sağlıyor. Yani şu makinede soketini yerine takıyoruz. Böyle soketli olması güzel oluyor ama makinelerin. Yani ben seviyorum bu durumu. Şimdi bunu daha demin söktüğümüz için bu ön tarafta şurada yeri. Bu. Heh, şurada şu arkadaşın yerini takıyoruz. Bu arada şu öndeki aha bu komple koptu. Gerek kalmadı. Bu arada bunu bit pazarında çalışan arkadaşım söktüğü için yani bunu büyük ihtimalle o koparttı. Deneyim falan derken lehimledi falan zartur etti. Koparttı büyük ihtimalle. Şimdi şu bu kablomuz bu devremizi kontrol eden kablo. Yani beyni gönderiyor kablomuz. Buradan emirler geldikçe bu da çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi başlatalım onu da bir takalım yerine. Arkadaşlar şimdi bunları taktık. Çok karmaşık duruyor ortalık farkındayım. Bayağı bir karmaşık duruyor ki durmalı da zaten şu an çok büyük bir sistem var burada. Ben şu fazlalıkları kaldırayım. Şu da lazım olacak şimdi on off tuşu. Ölmemek adına lazım çünkü burada ciddi miktarda bir volttan bahsediyoruz. Bu insana bakın. Eğer elinize böyle bir makine geçerse, eğer elektrik konusunda yeterli bilginiz yoksa veya nasıl desem bir bilginiz falan ya yani bir de sakar bir insansanız falan dikkat edin. Bir de böyle elektronik yani fiş işleriyle falan uğraşırken gerekli sağ elinizi kullanmanız daha iyi. Neden? Arkadaşlar sol elden direkt kalbimize gitti yani kalbimiz sol tarafta olduğu için direkt kalbimize vurduğu için ölüm riskimiz daha da çok artıyor. Eğer elektrik çarpma durumu olan bir yerde uğraşıyorsanız işlerin büyük bir kısmını sağ elinizle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü direnç meselesi var. Vücudumda kendi özel direnci var. Biraz uzun konuştum farkındayım kusura bakmayın ama videoda boş boş geçmesin diye konuşmak zorunda kalıyorum. Şunu da taktıktan sonra şurada bunlar büyük ihtimalle bizim kutup başlarımız. Yani kesinlikle kutup başlarımız. Şimdi şu makinemizi ölçelim kaç volt. Voltmetremi getireyim hemen yanıma. Arkadaşlar diğer volt makinem öldüğü için mecburen bunu kullanacağız. Şimdi şöyle bilgi vereyim size arkadaşlar. Daha önce ben de başıma geldiği için biliyorum. Eğer bir yerde kaç volt olduğunu bilmiyorsanız yani bir yerden tam akım geliyor ama kaç volt olduğunu bilmiyorsanız en yüksek ayardan başlayın. 1000'den başlayın. 200'e indirin eğer çok daha düşükse. En son 20'ye indirin. Neden peki? Böyle durumlarda arkadaşlar mesela atıyorum 200 voltluk bir yer var siz bunu 20 ayarladığınızda 20 modunu yakıyor yani buranı. Ondan sonra makine sapıtıyor. Ekran falan göstermiyor. Göstermiyor derken yanlış gösteriyor. Dokunuyorsun 500 volt çıkıyor mesela tek seferde. Elektrik yokken elektrik gösteriyor falan böyle arızalar verebiliyor. Yani o yüzden dikkatli olun. Ben burada kaç volt olduğunu biliyorum burada yazdığı için. O yüzden 20 modunu alıyorum. Birazdan ama 1000 voltta denemek zorundayız burayı. Çünkü kaç volt çıktığını ben de bilmiyorum. Şimdi şurada gördüğünüz gibi kutuplarımız var. Değdirelim kaç voltmuş. Değdiremedik. 0 volt gösteriyor. Bir dakika makinenin soketlerinde falan sıkıntı yok değil mi? Yok sağ ol. Ben bunu geçen gün şarj etmiştim aslında. Şurada şarj yuvası var. Büyük ihtimalle piller ömrünü tamamlamış da olabilir. Bilmiyorum. Çünkü daha önce de şarj ettikten sonra aynı tepkiyi almıştım bundan. Yok arkadaşlar sıfır gösteriyor. Büyük ihtimalle bu piller bir... Bunu da bir videoda söker bir şeyle kullanırız ya. Ya da bunu belki tamir ederiz. Akü değiştir falan bir şey yaparız. Arkadaşlar şimdi bundan güç alamayacağımız için ben akü getirmek zorundayım. Aküyü bağlayacağım. Bir de öyle deneyeceğiz. Şimdi geliyorum ben sizi bekleyin hemen. Arkadaşlar size bir tane akü getirdim. Bu arada sponsorluk almadım aküden. Onu söyleyeyim de şimdi marka gözükünce. Ooo sponsor almış falan demeyin.
Kanal o kadar büyümedi daha. Büyüyünce alacağız inşallah. Yücematik projelerimize destek çıksın. Şimdi ben buna 2 adet kablo bulayım. Bağlantısını yapayım çünkü bunu akülere değdirmek zor olacak biraz. Şöyle 2 parça kablo getirdim kendim için. Ben şu kameranın modunu biraz uzağa alayım da arkadaşlar. Bir dakika, o zaman böyle olmuyorsa şöyle yükseltmek zorundayım. Çünkü sistemi tam görün diye yani. Burası çok karmaşık gözüküyor. Bakın tekrardan uyarıyorum. Böyle bir makinesi elinize geçerse, elektrikten çok anlamıyorsanız uğraşmayın. Ölüm riskiniz var. Ne bileyim, evde fiş çıkmıştır mesela, ıslak elle dokunmayın falan. Bunlar da bilgi de verelim. Ve siz böyle bilmediğiniz işlerde, yani bilmediğiniz derken az bilgi olduğunuz işlerde dikkatli olun arkadaşlar. Ben daha önce çarpıldım elektrik. Prizden çarpıldım birkaç saniye, hem de kendi büyük bir hatamdan dolayı tam bilmezken. Yani tavsiye etmem çok çarpılmanızı. Ölmedim ama. Yani bir daha yapar mısın? Ne zaman yapmam, o ayrı bir şey. Şimdi bunu off konumuna alıyoruz çünkü bir anda nasıl desem, direkt yükleme yapıp bizi çarpabilir, böyle bir risk de var sonuçta. Bu riski göze alarak yapmak zorundayım ben her şeyim şu an. Şöyle kapatıyoruz burayı da. Arkadaşlar akü bağlantımızı yaptıktan sonra geliyoruz buraya. Şimdi ben burayı açtıktan sonra direkt herhalde ekran yanar diye düşünüyorum ki öyle olacaktı tahminime göre. Oo, ses duyuldu. Akümüzün durumu full. Şu sondaki yanmıyor led herhalde. Büyük ihtimalle patlaktır. Ben bir şey yapmadım bu arada. Kendisi yaptı şu an ses. Korkuyorum. Şurada menümüz var. Görüyorsunuz herhalde ekranı. Hatta benden daha iyi görüyorsunuz şu an. Kamera benden daha net çekiyor. Arkadaşlar burada bakın, up tuşuna bastığımızda falan yükseliyor voltajı. 1.8-1.4. Eğer bizi izleyen fotoğrafçı bir arkadaşınız varsa anlamlarını bize yorumlar kısmında belirtirse sevinirim. Çünkü ben de bilmiyorum. 32'de 1, 64'te 1, 1'de 1 falan. Bu büyük ihtimalle patlama hızıdır falan. En düşük herhalde 64'te 1, yani oran olarak. Büyük ihtimalle ön tarafta bulunan, demiştim ya o lamba var diye. Paraflash lambası var diye. O lambanın büyük ihtimalle şeyi. Menü kısmına geldiğimizde F, R gibi harfimiz var. FP pardon, FP. Çok özür dilerim. 5-2 yazan bir durum var. Multi aldık biz şu an. Büyük ihtimalle arda arda patlama, tık 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 diye böyle. Baz modunu aldık. Bu büyük ihtimalle ses için baz modu. Bu da manuel. Yani şu kısımdan kontrol edildiğini düşünüyorum şahsi açıdan. Yeniden FP'ye geldik. Burada model bu ön taraftaki flaşı yakıyor tahminime göre. Ama yok. Kablosu yok. Teste bakıyorum, ses gelmiyor. Büyük ihtimalle şuradan olmadığı için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Voltmetremizi alalım ve bu arkadaşımızı 1000 volt seviyesine getirdikten sonra ölçümünü yapalım bir. Kaç volt çıkacak cidden bilmiyorum. Ama tahminim 370 volt civarı ya da 360 volt. Yazdığına göre üstündeki. Bir dakika, makine hala sıfır gösteriyor. Makine de kafayı yedi. Aha. 340 volt gösteriyor makinemiz. Şaka değil bu arada cidden. Bakın makineye odaklanın şu an. Şu makinemiz bu arada, yani elektrikten anlamayan arkadaşlar için. Bakın 1000 volt seviyesinde. Görüyorsunuz soket kablolarımız da burada yani. Ufacık bir yanlış yok bakın. Dokunduruyorum. 500 volt mu gördüm ben, daha demin yanlış mı oldu? Ha, bir anda patlamadan dolayı 340 volt. Tamı tamına 340 volt. Burada oynayan voltaj. Yani bir insanı öldürmeye fazlasıyla yetebilecek kadar. Ya öldürmez belki ama süründürür yani. Ön tarafta küçük makine de aynısını veriyor. Arka tarafta aynısını veriyor. 340 volt. Büyük ihtimalle her biri 340 volt. Deneyelim tekrar. Teker teker. İşte demek istediğim buydu arkadaşlar. 340 volttan bahsediyoruz burada. Yani çok ciddi bir. Bu da 340. Bakın bunda şöyle bir durum var. Şimdi eliniz yanlışlıkla bir değdi falan, bittin. Öldün. Bunu kapattıktan sonra da bu voltaj geçmeyecek büyük ihtimalle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 340 volt var. Yani buna yanlışlıkla eliniz çarpar, ne bileyim üstüne su dökülürse falan, yani bir parlama olur. Bakın zaten daha önce yaptım izlerini. Ben kendimden biliyorum. Bomba gibi ses gelecek. Kulağınız çınlayacak, beni çınladı. Daha önce çok çınladı. Ha şimdi diyeceksiniz patlamasını yap biz de görelim de. Vallahi çok kötü durum. Yani yapılacak gibi değil bir patlama sesi. Çok fena bir parlama oluyor ve çok yoğun bir ses çıkıyor ortaya. Zaten görüyorsunuz yani şuraya elinizi bir değdirseniz bittin. 340 volt çok ciddi bir miktar. Şöyle söyleyeyim. Prizlerdeki akım 220 volt arkadaşlar. Yani Türkiye çapındaki prizlerde akımımız 220 volt. Sanayide kullanılanlar 340 360 var.
En fazla o da 5 pinli, zaten onu evde de kullanamazsınız isterseniz şu an. Bağlatmadan, özel hat çektirmeden. Yani şu an evdeki en yüksek hat burada arkadaşlar. Bu tek seferlik bir voltaj veriyor. Öldürmez ama yani aklını başından alır. Söyleyeyim. Neyse, ben makine çok elleşmeden böyle kapansın. Şunu da sökelim. Ne olur ne olmaz, şimdi çalışır marışır. Ofa getirdik ama. Şimdi arkadaşlar böyle ve daha güzel videoların devam için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Uzun zamandır video atmıyordum. Kusura bakmayın tekrardan. İnşallah bundan sonra daha sık aralıklarla video atmaya çalışacağım. Bu arada bu makinenin işte o modlarını bilen bir fotoğrafçı arkadaş varsa yorumlar yazarsa sevinirim arkadaşlar. İyi. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum ya. Hadi gittim ben.